Merhaba arkadaşlar. Şimdiki sorumuzda tanjant 70 tanjant 25 bölü 1 artı tanjant 70 çarpı tanjant 25'i sormuş. Şimdi tanjant toplam fark formüllerinde tanjant x artı y'yi açmak istersek şöyle açıyoruz. Şimdi tanjant doğrucu. O zaman biz burayı aynen yazıyoruz. Tanjant x çarpı tanjant y. Sonra bir onun babası var. Ters ve çarp mı Tanjant x çarpı tanjant y. O zaman aynı mantıkla tanjant x eksi y de ne diyeceğiz? Aynen doğrusunu yazıyoruz. Tanjant x eksi tanjant y diyoruz. Sonra biyonun babası var. Ters ve çarp adımı. Ters derken eksi tersi artı gibi. Şeklinde. Şimdi buradan baktığınız zaman bu arkadaş aslında 70 eksi 25'in açılımı. Tanjant 70 eksi 25 dediğiniz zaman ne diyeceksiniz? Buraya eksi koyacaksınız. 1 artı çarpı Burası tanjant 70 Burası da tanjant 70. Burası tanjant 25. Burası da tanjant 25 yapacak ki o zaman ne oldu? Gördüğünüz gibi söylediğim zor oldu. O zaman bize sorduğu aslında neymiş? Tanjant 45'miş. E, tanjant 45'te kaçtır arkadaşlar? 1'dir. Yani doğru cevabımız Adana'da. Merhaba arkadaşlar. Şimdiki sorumuzda tanjant alfa eksi beta artı Tanjant alfa artı beta bölü 1 eksi bıdı bıdı diye ifadesinin eşitliği aşağıdaki hangisidir? Kafanızı daha fazla söyleyerek de şişirmeyeyim. Şimdi tanjant toplam fark formüllerinde mesela tanjant x artı y'nin açılımını yaparsanız nasıl göreceksiniz? Tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tan x çarpı tan y. Bakın burada alfa eksi beta alfa artı beta diyerek biraz sanki böyle olayı karıştırmış ama biz o olayı bir düzgünleştirelim. Şimdi şuraya x diyelim. Şurayı y diyelim. Şurası x oldu. Şurası y oldu. Yani bana aslında tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tan x çarpı tan y'yi soruyor. Doğru mu? Şimdi o zaman ne yaptı burası? Tanjant x artı y'nin açılımı yaptı. Şimdi bu x ile y'nin değerlerini eski getirelim. Yani x yerine alfa eksi beta diyelim. Y yerine de alfa artı beta değil. Şimdi burası neydi? Alfa eksi betaydı. Artı diğeri de neydi? Alfa artı betaydı. Ben bunları ne yapıyorum? Topluyorum. Topladığın zaman betalar gider. Doğru mu? Elinizde iki tane alfa kalır. Ve siz neyi bulursunuz? Tanjant iki alfayı bulursunuz. Yani doğru cevabımıza gelir arkadaşlar? Denizli gelir. Merhaba arkadaşlar. Şimdiki sorumuzda tanjant alfa artı pi bölü 4 yani 45 derece eksi 1 bölü 2 ise kotanjant alfa nedir diye sormuş. Şimdi ben genelde toplam fark formüllerinde kotanjantı hesaplamak yerine tanjantı hesaplıyorum. Ve ben bunu öncekilerden söylemiştim. Denk geldiyseniz görmüşsünüzdür. Mesela tanjant 45 artı x aslında çok güzel gelir. Tanjant 45 artı x ne gelir arkadaşlar? 1 artı tan x bölü 1 eksi tan x gelir. Çok net bir şekilde. Aynı şekilde tanjant 45 eksi x de aynı mantıkla 1 eksi tan x bölü 1 artı tan x gelir. Aslında toplam farkı uyguladığınız zaman işlemler bu şekilde net geliyor. Şimdi kotanjant alfa artı ne demiş bize? Kotanjant 45 artı alfayı ne vermiş? Eksi 1 bölü 2 vermiş. O zaman ben buradan şunu söyleyebilirim. Tanjant 45 artı alfa ise şimdi tanjantla kotanjant birbirini çarpmaya göre tersiydi. O zaman burası ne geldi? Eksi 2 geldi. Şimdi o zaman şu ifadenin açılımını sağ tarafta yaptığımız gibi kolayca yapabiliriz. Yani 1 artı tanjant alfa bölü 1 eksi tanjant alfa eşittir eksi 2. Şimdi buradan içler dışlar yapalım. O zaman ne gelecek arkadaşlar? Eksi 2 artı 2 tanjant alfa eşittir 1 artı tanjant alfa. Şimdi ne yapalım? Bunu buraya atalım. Bunu da buraya atalım. O zaman burası ne yaptı? Tanjant alfa yaptı. Eksi 2 de öbür tarafa artı geçer. 3 yapar. Tanjant alfanın 3 olduğu yerde kotanjant alfanın ne olması beklenir? 1 bölü 3 olması beklenir. Çünkü bunlar birbirini çarpmaya göre tersiydi. Yani doğru cevabımız edilir arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bu sorumuzda bize kotanjant 23 çarpı kotanjant 22 eksi 1 bölü kotanjant 23 artı kotanjant 22'yi sormuş. Zaten bakın bu açılar tanıdık açılar. Yani nasıl tanıdık? topladığınızda farkını aldığınızda güzel gelebiliyorsa tanıdık açılardır. Şimdi baktığınızda ben onların toplamlarının 45 olduğunu gördüm. Ve bu sorunu gideceği yer 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Anlaştık. Şimdi öncelikli olarak kotanjant x artı y'nin açılımını bir hatırlayalım. Nasıldı bu? Kotanjant x çarpı kotanjant y eksi 1 bölü kotanjant x artı kotanjant y. Şimdi dikkatli baktığınızda bize verdiği ifade direkt bunun tam aynısı. Yani sadece oradaki x, y değerleri yerine sayısal değerler vermiş. O zaman x dediği şey 23, y dediği şey de 22. O zaman burası 23, burası 22. O zaman ne yaptı? Burası 23, burası 22'den bize sorduğu şey kotanjant 45'miş. Kotanjant 45'te kaçtır arkadaşlar? 1'dir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Ceyhan'dır. Merhaba arkadaşlar. Bu sorumuzda bize bir ABC dik üçgeni ve içinde de bir tane ABD dik üçgeni vermiş. Uzunlukları da 2, 3, 1 diye söylemiş. Bu arada da kalan DAC açısına da alfa demiş. Buna göre tanjant alfa nedir? Şimdi sürekli söyledik ama karşılaşmışsınızdır belki uygulamayı açtığınızda ya da video seyrettiğinizde. Sürekli ben şunu söylüyorum. 3 tane açının toplamı ne yapsın? 90 yapsın. Ya da 3 tane açının toplamı 180 yapsın. Ya da 2 tane açının toplamı Üçüncü ya da iki tane açının farkı. Üçüncü yapsın ve bu şekilde bu şartları sağlayan üç tane açı bulalım. Zaten bir tanesini veriyor. O zaman benim iki tane de açı bulmam lazım. Ve bu tip sorularda size ne sorarsa sorsun, tanjantı hesaplayın. Bu işin pratiği, özü bu. Çünkü tanjantı hesapladığınızda hipotenüse ihtiyaç duymazsınız. Karşı bölü komşu yaparsınız. Ondan dolayı da isterse kosinüs sorsun, isterse sinüs sorsun. Biz yine tanjant hesaplayalım. Tamam. Şimdi bizim 3 tane açı bulmamız lazım. Zaten biri belli. O zaman biz 2 tane daha açı bulalım. Bu üçünün toplamı 180 ya da 90 ya da ikisinin toplamı 3. ya da ikisinin farkı 3. yapsın. Mesela şöyle bir şey diyebilirim. Bakın buraya beta dedim. Buraya teta dedim. O zaman ben şunu söyleyebilirim. Alfa artı betanın teta olduğunu söyleyebilirim. Şimdi burada bize sorduğu şey ne? Alfa. O zaman alfa yalnız bırakalım arkadaşlar. Ne oldu? Teta eksi beta oldu. Hmm, güzel geldi. Şimdi ben burada toplam farkı uyarlarsam sorunun çözümüne ulaşırım. Tanjant alfa eşittir. Eksi 1 artı çarp. Şimdi şuraya tanjant tetaları yazalım. Tanjant teta kaçmış? Karşı bölü komşudan 2 bölü 3'müş. O zaman burası da 2 bölü 3. Peki tanjant beta neymiş? 2 bölü 4. O zaman burası da 2 bölü 4. O zaman buradan ne gelir? 8 eksi 6, 2 bölü 12. Yani 1 bölü 6 geldi üst taraf. Alt tarafta 1 artı. Ne yaptı arkadaşlar? 1 bölü 2, 1 bölü 3, 4 bölü 3 geldi. Alttakini ters çevirip çarparsak 1 bölü 6 çarpı ne yapacak? 3 bölü 4 yapacak. O zaman buradan da cevabımız ne geldi? 1 bölü 8 geldi. Ne soruyordu? Tanjant soruyordu. O zaman doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? 1 bölü 8 geldi diyebiliriz. Dikkatli bakın. Ne olursa olsun bulduğunuzdan sonra size sorduğunu tekrardan kontrol edin. Özellikle burada çünkü bazen bir sinüs sorsa bile tanjantı, kotanjant sorsa bile ne yap yapıyoruz? Tanjantı hesaplıyoruz. Yani doğru cevabımız bu soru için Adana'ymış. Merhaba arkadaşlar. Bu sorumuzda bir tane ABC'de kare vermiş. 1, 2 demiş. O zaman ben de buraya 3 yazar. Buraya da 3 yazar. Buraya da 3 yazabilirim. Şimdi ne sormuş? Tanjant alfayı. Yani şu arada kalan açının tanjantını sormuş. Şimdi ben sürekli diyorum. 3 tane açı bulacaksınız. Bu 3 tane açının toplamı 90. Ya da toplamı 180 yapmalı. Ya ikisinin toplamı 3. yapmalı. Ya da ikisinin farkı üçüncü yapmalı diyoruz. Ve ne sorarsa sorsun tanjant hesapla diyoruz. Çünkü hipotenüse ihtiyaç duymadığımız için işlem yapmak daha kolaydır bu tip şekilli şükürlü sorularda. Şimdi o zaman biz 3 tane açı bulacağız. Zaten bir tanesini bana vermiş. O zaman benim 2 tane daha açı bulmam gerekiyor. Mesela şöyle bir şey yapabilirim. Şuraya beta, şuraya teta dersem. iki iç bir dıştan ben bu soruyu çözerim. O zaman alfa artı beta ne yapar arkadaşlar? Teta yapar. Değil mi? Alfa artı beta teta yapar. Kimi soruyor? Alfayı. O zaman alfayı yalnız bırakalım. Alfa eşittir teta eksi beta yaptı. Sonra her iki tarafın tanjantını alırsak bu soru çıkacaktır. Tanjant alfa, şimdi eksi 1 artı çarpı tanjant theta ne? Karşı bölü komşu yani 3. O zaman burası da 3. Şimdi tanjantın toplam fark formülünde mesela e, a eksi b dediğinizde nasıl yazıyorsunuz? Tanjant a eksi tanjant b bölü 1 artı tan a tan b. Ben bunu bir kalıp haline getirdim. Şimdi şuradaki Eksi ise ilki eksi oluyor. Sonra zıttı ve çarpım. Tamam. Şimdi biz tanjant teta'yı bulduk. Tanjant beta'yı bulacağız. Tanjant beta zaten bu açı kaç derece? 45 derece. O zaman biz de buraya ne yazdık? 1 yazdık. Çünkü tanjant 45, 1. Üst taraf kaç yaptı? 2. Alt taraf kaç yaptı? 4. Yani cevabımız ne oldu? 1 bölü 2 oldu. Ben ne buldum? Tanjant. Ne soruyor? Tanjant. O zaman cevap gerçekten de 1 bölü 2 imiş. Özellikle bu tip şekilli şükür sorularda ne sorduğunu en son bir daha kontrol edin. Kotanjant sormuş olabilir. Sinüs de sormuş olabilir. Bilginiz olsun. Doğru cevabımız yani.